Merhaba değerli arkadaşlar. Bitmeyen şiir, tarihte iz bırakanlar, kahraman ecdadımız ile ilgili olan bölümümüz devam ediyor. Bildiğiniz üzere Sultan Arpaslan'dan başlattığımız bölümümüzde seslendirmelerimizi yapmış, kanalımıza sırasıyla videolarımızı eklemiştik. Bugünkü kahramanımız, bugünkü tarihte iz bırakan şahsiyet Savcı Bey. Saru Batu Savcı Bey. Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan biri, Osman Bey'in ağabeyi. Savcı Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş aşamasında Osman Bey'in yanında olarak elinden geleni, üzerine düşen bütün vazifeleri yerine getirmiştir. 1247 yılında Domaniş'te doğan Savcı Bey, 1287 yılında Osmanlı Devleti daha kurulmadan önce şehit edilmiştir. Mezarı İnegöl yakınındadır. İki tane oğlu vardır. Bay Hoca ve Süleyman Bey. Bay Hoca da şehit edilmiştir. Savcı Bey gibi tarihte iz bırakan diğer kahramanlarımızı ve ecdadımızı maalesef ki günümüzdeki gençliğimiz kitap okuyarak araştırmamakta. Mevcut olan dizilerde eğer isimlerine yer verilirse gençlerimiz bu şahsiyetleri araştırmakta ve araştırdıklarına göre de sevip ya da sevmemekteler. Diziler her ne kadar kurgu olsa da tarihte iz bırakan ecdadımızdan bahsettikleri yeni nesil gençliğine onları tanıttıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de dünyanın en uzun şiirini yazarken bu sebeple, bu amaçla tarihte iz bırakan kahramanlarımıza, şehadete erenlere, gazi olanlara ve iz bırakan ecdadımızın adına da yer vererek aynı amaçla gelecek nesillere ve şimdiki nesle tarihimizi, Çanakkale ruhunu, milli birlik ve beraberliğimizi, kızıl elma aşkının ne demek olduğunu anlatmak için dünyanın en uzun şiirini yazıyoruz. İşte bugün sıra Savcı Bey'e yazılan şiirde. Saru Batu Savcı Bey. Babasına elçi Osman'a kardeş, kayı boyu için devlete sırdaş, şehit babasıdır Allah'a yoldaş, Saru Batu Bey'im Aslan Mehmet'im. Gazamız uğruna düşmana avcı, asla tükenmedi devlet inancı, adalet yolunda kesilip savcı, çınarı besledin Aslan Mehmet'im. Bir kez daha kendisini rahmetle anıyoruz. Şehadeti makbul olsun. Şimdiki gençlere de mesaj olarak diyoruz ki, tarihinizdeki ecdadınızı doğru öğrenin. Her ne kadar dizilerde, kurgularda onlardan bahsedilse de gerçek hayatlarını araştırabileceğiniz bütün imkanlar internette mevcut. Lütfen araştırın, tarihimize ve neslimize sahip çıkalım diyorum. Ben Mesut Öztürk. Bitmeyen Şiir, dünyanın en uzun şiiri, Çanakkale Destanı, Guinness rekorlarına girecek, hatta şu anda emsali bulunmayan eşsiz bir şiirin şairiyim. Size daha öncesinde söylediğim gibi günlük olarak videoları paylaşıyor. 29 Ekim 2023 yılına kadar da bu şiiri tanıtabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizlerden ricam, beğenin, paylaşın, abone olun ve siz de istiyorsanız elbette bu eşsiz eserde sizin de adınıza yer verelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Yarın görüşmek üzere.